Sayın takipçilerimiz, bir videomuzda daha beraberiz. Yurt dışında boşandık. Kararımız kesinleşti ama Türkiye'de bu kararı tanıtmadık. Türkiye'de hala evli gözükmemize rağmen bu durumda mal edinirsek bu tarihten sonra, boşanmadan sonra, bu Türk hukuku açısından evlilik birliği malı olarak sayılıp paylaşıma girecek mi, girmeyecek mi? Bu sorunun cevabını arayacağız. Videomuz başlıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız genellikle yurt dışında boşandıklarında bu kararlarını ya ihmal edip tanıtmıyorlar Türkiye'de. Tabii tanıtmayınca da ister aile nüfus kayıtlarında Türk vatandaşları için, isterse mavi kartlılar olsun, mavi kartlılar kütüğünde halen evli gözükmelerine rağmen bu boşanma kararlarını ihmal sonucu tanıtmıyorlar. Yıllar geçiyor aradan. Veya tanıtmak istiyor, karşı tarafı bulamıyor, karşı tarafa tebligat yapamıyor veya onunla irtibat kuramıyor, bir türlü bu kararı tanıtamıyor. Bu durumda yurt dışında boşandığı halde kişi Türkiye'de tanıtmamasına rağmen veya tanıtamamasına rağmen mal edinebilir mi? Edinirse bu mallar hala evli gözükmesinden dolayı Türk nüfus kayıtlarında yeniden edindiği bu mallar mal paylaşımına girecek mi? Diğer eş bundan bir hak talep edebilecek mi? İşte bu soru çok önemli. Bunu örnek vererek açıklayalım. Diyelim ki Ebru Hanım Hollanda mahkemesinde 1-3-2015 tarihinde boşanma dava dilekçesini verdi. Boşanma davası devam etti ve 1-6-2016'da Hollanda mahkemesinde boşanıp kararı da kesinleşti. Fakat diğer eşini bulamadığı için veya ihmal ettiği için bu kararı Türkiye'de tanıtmadı. Ebru Hanım Türkiye'de bir konut almak istiyor kendi adına. Artık kendisi için yeni bir sayfa açmak istiyor. Bu durumda korkuyor. Diyor ki bu malı edinirsem acaba benim eşim bundan bir hak talep edebilir mi? Evlilik birliği malı deyip de mal bölüşümüne, çünkü 1-1-2002'den sonra edinmiş olacak, bu girecek mi? Elbette ki haklı bir soru. Bu durumda ne yapılabilir? Evet, şu bir gerçek. Türkiye'de tanıma yapılmadığı müddetçe ister mahkeme kanalıyla, isterse idari yoldan, isterse mavi kartlar kütüğünde nasıl tanıtması gerekiyorsa o şekilde tanıtmamışsa bu kararı elbette ki evli görünüyor ve evlilik birliği devam ediyor, kabul ediliyor. Ancak Türk Medeni Kanunu'nun 225. maddesinin ikinci fıkrası hangi dönemdeki malların paylaşıma gireceğini belirlemiştir. Hangisidir bunlar? Sayıyor. Diyor ki bir, evliliğin iptal edilmişse mahkeme kararıyla veya boşanmayla bitmişse dava, boşanmayla neticelenmişse veya mal ayrılığı rejimine geçilmişse, eşler arasında da olabilir. İşte bu durumda nikahın kıyıldığı, yani resmi evliliğin yapıldığı tarihten itibaren dava dilekçesinin verildiği tarihe kadar olan mallar mal paylaşımına girer diye hükmediyor. Bu durumda Ebru Hanım'ın durumuna bakarsak, Ebru Hanım 1-3-2015'te Hollanda mahkemesine dava dilekçesini vermiş, mahkeme kayıtlarına o tarihte girmiş ve boşanma davası devam etmiş ve boşanmayla bitmiş. Bundan sonra edinilecek mallara artık hak talep edemez diğer eş. Hadi etti diyelim. Dedi ki hayır, biz Türkiye'de hala evli gözüküyoruz. Bu malda benim de hakkım var deyip bir dava açtığını düşünelim. Bir, her şeyden önce şunu söyleyelim. Kişiler boşanmıştır. Yabancı mahkemede olsa bile kişiler boşanmıştır. Evlilik birliği yoktur. İkincisi, eş bu davayı Ebru Hanım'a karşı açabilmesi için kesinleşmiş Hollanda mahkemesi kararını Türkiye'de tanıtmak zorunda. Tanıtmadan bir dava açamaz. Çünkü evlilik birliği devam ediyor. Üç, boşanma kararları
ne zaman tanınırsa tanınsın zaman aşımı yoktur. Türkiye'de ne zaman ister idari yoldan ister mahkemeler kanalıyla tanıtılsın veya tescil edilsin nüfusa, milletlerarası özel hukuk ve usulü hakkındaki kanun 59. maddesi gereğince Türk hukuku açısından bu boşanma yabancı mahkeme boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. Yani demin örnekteki söylediğimiz Ebru Hanım için 1.6.2016'da isterse 2019'da 2020'de tanıtsın kararını karşı taraf, 1.6.2016'dan itibaren hüküm ifade eder. Bu hükmü ifade ettiğinde de Medeni Kanun 225. maddesi gereğince o davanın, yani yabancı mahkeme boşanma kararının verildiği davanın açıldığı tarih, dava dilekçesinin verildiği tarih itibariyle de mal rejimi bitmiştir. Bundan sonra Ebru Hanım'ın bu tarihten sonra edineceği bütün mallar şahsi malıdır, paylaşıma girmez. Boşandığı eşinin açacağı böyle bir dava saydığım bu sebeplerden dolayı reddedilir. Onun için korkmaya gerek yok. Eğer yurt dışında boşanmışsanız ve kararınız da kesinleşmişse her türlü mal varlığı edinebilirsiniz. İster konut alırsınız, arsa alırsınız, araba alırsınız, bankada hesabınız olur, paranız olur. Bunların hiçbiri evlilik birliği içinde edinilmiş mal olarak kabul edilmez. Şahsi malınızdır, paylaşıma girmez. Bu soruya da bir cevap vermiş olduk. Bu şekilde bir cevap vermiş olduk. İnşallah aydınlatıcı oluyordur videolarımız. Beğeniyorsanız kanalımıza abone olup beğen tuşuna basıp bildirimleri de açarsanız anlık videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdilik iyi günler. Ve bu yeterli.